Evet, 25 Aralık 2022 günlerden pazar Bilecik Olay Haber TV kanalıma hoş geldiniz sevgili seyirciler. Evet, sesimden de anlaşıldığı gibi Bilecik'te ve tüm Türkiye'de grip salgını aldı başını gidiyor sevgili seyirciler. Bugün acil polikliniğine gittim. Ben de 3 gündür grip olmuştum. Ama acil polikliniğine gelen vakaların çoğu gripten dolayı. Aile kimlikleri yine e, gripten dolayı. Biz büyükler neyse ama e, en çok çocukları vuruyor sanırım çünkü çocuk e, vakaları daha fazla. Ve virüs e, eskiden, eskiden de derken bundan geçen yıl falan korona vardı testler korona çıkardı ama şimdi virüs o kadar virüs çeşitleri var ki korona bile e, değil de başka virüsler ortaya çıkmaya başladı. O yüzden sevgili veliler, anneler, babalar Özellikle çocuklarımızı koruyalım. Biz özellikle büyükler bir şekilde korani, pardon gribi atlatabiliyoruz. O yüzden çocuklarımıza biraz daha dikkat edelim. Gerekli yerlerde, toplum kalabalık olan yerlerde bizler büyükler ve çocuklara da maskeyi yine takmaya devam edelim sevgili seyirciler. Evet yani Bilecik'te evet randevu sorunumuz vardı. E, tabi randevu sorunlarını azaltmak için e, ne gerekiyor? Doktor gerekiyordu. Evet, e, başta e, Sağlık Bakanı, e, Bakanımız e, ve Sağlık Bakan Yardımcımız e, Halil Erdemir e, ve Fahrettin Koca e, ve İl Sağlık Müdürümüz e, e, İl Sağlık Müdürümüz e, Ferhat Damgacı e, Müdürümüz e, birleşerekten e, bir, 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 işte bir, doktor açığı vardı. Bu doktor açıklarını Fahrettin e, Sağlık Müdürümüz e, bildirdi ve e, bakanlarımız da, bakanımız da e, bize, merkeze, ilçelerimize ve aile hekimliklerine sevgili seyirciler 16 e, doktor atadı. Evet, 16 doktor atadı sevgili seyirciler. Bunlar dediğim gibi e, merkezde de var, ilçelere de var, aile hekimlikleri de var. Bunlar dağıtıldı. 16 doktor bir şekilde ihtiyacı olanlara dağıtıldı ve bu şekilde de yani bu telefon edip randevu alamadığımızı bir şekilde azami aşağı çekecektir mutlaka çünkü doktor sayısı arttı. Sevgili seyirciler, evet yer almasına yer aldı ama ben doktor atamasıyla ilgili hangi branşlara doktor atıldı onu şimdi sizlerle paylaşacağım ama paylaşmadan önce evet buradan sağlık bakanımıza ve Halil Bey'e duyurayım daha başlamadan önce. Efendim bizim bir de notlarımın arasında neyimiz yok? Cilt doktorumuz yok. Evet Halil Bey cilt doktorumuz eksik. Onu da ya siz biliyorsunuzdur ama biz tekrar altını çizelim. Bir an önce cilt doktorumuz da gelmesini istiyoruz. Evet efendim ben notlarımı aldım. E, ekranda da sizlere vereceğim. hangi doktorlar atandı, hangi branşlar atandı. Ama olur ya eksik söylerim. Lütfen şimdiden af ola. Evet. 3 e, pratisyen hekim. Evet sevgili seyirciler. 3 pratisyen hekim. 2 iç hastalıkları uzmanı. Bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Bir tıbbi biyokimya uzmanı. Bir aile hekimi, bir beyin ve sinir cerrahi uzmanı, bir çocuk sağlığı ve e, hastalıkları uzmanı, bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı, bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir kardiyoloji uzmanı, bir ortopedi ve trav trav travmatoloji uzmanı e, olmak üzere atladığım var mı? Yok sanırım. Evet. 16 16 hekim kadrosu sevgili seyirciler merkezimize ve ilçelerimize dağıtılmak üzere tahsil edildi. İnşallah sevgili seyirciler randevularımızda buna göre daha çok ivede olur. daha çok erken çekilmiş olur. Ben burada Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, hemşirimiz Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Bey'e, İl Sağlık Müdürümüz Ferhat Damgacı Bey'e teşekkür ediyorum. Yani sadece onlar değil, bilecek her kim hizmet ediyorsa, her kim bir çivi çakıyorsa herkese Allah razı olsun sevgili seyirciler. Çünkü biz bilecek değil, memleketimizde yaşıyoruz. Onlar da seçiliyorsa, atanıyorsa biz onlardan hizmet bekliyoruz. Başka bir şey de beklemiyoruz. Ben sevgili seyirciler cümlelerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Evet aksaklar olabilir, kimse istemez. Ee, bakın bunlar önce iki yıl önce korona vardı. Biri çıkıp demiş olsaydı ki arkadaşlar bir tane virüs gelecek tamam mı sizi eve kapatacak. Ee, markete daha gidemeyeceksiniz. İşte şöyle olacak, böyle olacak demiş olsaydı ki bunları yaşadık. Kim inanırdı buna? Kimse inanmazdı. Deli gömleği giydirip tımarhaneye yollarlardı. Yollardık. Öyle değil mi? Evet sevgili dostlar bunları yaşadık. Ee, ama e, sağlık personelimiz de gecesiyle, gündüzüyle, saçıyla, tırnağıyla hizmet etti. E, aksaklıklar olmasını bakanlık da istemez, devlet de istemez, hükümet de istemez. Ama bakın işte e, her geçen gün üzerine bir şeyler konularaktan e, hizmet veriliyor. Ve hizmetin karşılığında bu hizmet vatandaş için verilen hizmetler. E, bir şekilde e, aksaklıklar... E, e, azami olarak aşağı indirmeye çalışılıyor. Ve bu yüzden de Allah devletimize, milletimize zeval vermesin sevgili seyirciler. E, yeter ki sağlığımıza bir şey olmasın. Yani bir gün varsın geç olsun. Randevu olacak, ne olacaksa bir gün varsın geç olsun. Bir yere mi gidiyoruz? 5 dakika sonra gidelim. Yani e, sonuçta her şey olur. Sağlığımıza olmasın. Yeter ki 5 dakika geç olsun veya bir gün sonra randevu alalım. Yeter ki e, sağlığımıza bir şey olmasın. Bakın koronada e, sebepsiz yere e, vatandaşlarımızı kaybettik. E, onlara şimdi e, gelmişken söyleyeyim e, Allah rahmet eylesin. O yüzden yeter ki sağlığımıza bir şey olmasın sevgili seyirciler. Her şey olacağına var Evet efendim ben... E, 2022'nin son pazar günü bir pazar da var. O pazarda 23 gireceğiz sanırım. Ben herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıllar diliyorum. Beni seyrettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.